Amerika'da tarım dışı istihdam Mart ayında 916 bin artarak 7 ayın en yüksek artışını kaydetti. Beklenti 660 bin artıştı. Şubat ayı istihdam artışı da 379 binden 468 bine revize oldu. Amerika'da işsizlik Mart'ta %6.2'den 6'ya gerileyerek beklentiye paralel gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar Mart ayında aylık bazda %0.1 düştü. Beklenti 0.1 artıştı. Nikkei'nin haberine göre Amerika ile Japonya Nisan ayında çip üretimi konusunda anlaşma hedefliyor. 16 Nisan'da Washington'da düzenlenmesi planlanan toplantıda oluşturulacak çalışma gruplarının görev dağılımının da yapılması planlanıyor. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ocak'ta geçen yıla göre 1.6 milyar dolar düşüşle 156.1 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantılarında yapılan sunum yayınlandı. Banka tarafından yabancı yatırımcılara yapılan sunumda kur geçişkenliği olarak son dönemde oynaklığın enflasyon görünümü açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Sunumda kur kaynaklı birikimli etkilerin yılın ikinci yarısında da dağılmasının beklendiği belirtildi. UniCredit, Mart enflasyonunun yıllık %16.3'e, çekirdek enflasyonun %16.9'a çıkacağını tahmin ediyor. Yıl sonunda enflasyonun %15'e doğru azalacağını öngören UniCredit, Merkez Bankası'nın da politika faizini beklenenden daha önce %15 seviyesine indirebileceği öngörüsünde. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart'ta düşük faizli kredi kampanyaları ve tüketicilerin kurdaki sert yükselişin fiyatlara yansımadan araç alımına gitme istekleriyle geçen yıla göre %92.8 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği Koordinatörü Ece Erce, Türk lirasındaki değer kaybının ardından fiyatların artacağına yönelik beklentilerin talebi tetiklediğine dikkat çekti. AK Parti'nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte %20 olan kurumlar vergisinin 2021 için %25'e, 2022 için de %23 olarak uygulanması teklif edildi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. Yine oldukça yorucu, oldukça hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Günlerden cuma efendim, gündemde bakalım neler var, şöyle sıralayalım. Önce tabii yurt dışından başlayacağız ama yurt dışında bugün Amerika başta olmak üzere kapalı. Pazartesi günde birçok borsa, birçok ülke, yabancı ülke kapalı olacak piyasaları. Ama bugün kapalı olmasına rağmen Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisi gerçekten piyasaları salladı deyim yerindeyse. Çok güçlü bir tarım dışı istihdam verisi geldi Amerika'dan. Tam 916 bin kişilik artış var. En yüksek tahmin terminalde 1 milyondu. Neredeyse 1 milyona yakın yani. 916 binlik bir artış. Tahminler 660 bindi. Tahminlerin bayağı bir üzerinde güçlü bir istihdam dönüşü Amerika'da. İşsizliğin de %6'ya düştüğünü görüyoruz 6.2'lerden. Dolar endeksi tabii bu hareket sonrası güçlendi. Hemen 93'ün üzerine doğru kendisini attı. Bir taraftan Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde de 1.70'lerin üzerindeyiz. 1.72'li seviyeler, her ikisini de takip ediyoruz. Amerika güçlendikçe, ekonomiye iyi haberler, iyi veriler geldikçe doların güçlenmesi, Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin yukarı gitmesi bizim takip etmemiz gereken efendim önemli cepheler. Petrol fiyatlarında da bugün bir yükseliş görüyoruz. %3'ün üzerinde Brent petrol, Amerikan tipi petrol yukarıya doğru gidiyor. Petrol fiyatlarında o 70 dolarlardan 60 dolarlara doğru geri çekilmenin ardından bugün yeniden yukarıdayız. İçeriye döndüğümüzde çok oynak bir kurumuz var. Bunu ifade edeyim. Dolar TL'de çok yüksek oynaklıkla karşı karşıyayız. Neden? Bir bakıyorsun 8'in altına inmiş. Bir bakıyorsun 8-18'e gitmiş. Yani böyle 20 kuruşluk gün içinde gitgeller dolar TL cephesinde hala o sakinliği yakalayamadık. Onu ifade edelim. Tabii TL değerlendi. Nereye göre? 8.45'e göre geldik işte 8.20'lerin altına. Bugün 8'in de altına gördük. Sonra bir bakıyorsun tak 8-18 olmuş. Borsa İstanbul'da da yükseliş çok sert olmasa da hafif 0.2'lik bir yukarı doğru hareketle Borsa İstanbul kapandı. Ve son olarak artık önümüzdeki hafta çok kritik. Pazartesi günü enflasyon gelecek.
%16'nın üzerine doğru çıkmasını bekliyoruz. Sayın Merkez Bankası Başkanımızdan açıklamalar var sıkı duruşa dair ve 15 Nisan'da ne olacak? Bu enflasyon tablosuyla beraber yabancı yatırımcıların işte UniCredit'in 16.3 olabilir tahmini var enflasyon için. Çok kritik bir enflasyon verisi ve buna karşın Merkez Bankası'nın adımları da gündemimizde olacak. Birazdan Murat Sağman bizlerle olacak. Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi canlı yayında konuğumuz. Şöyle bir rakamlara bakalım. Piyasalarda son durum ne efendim? Ardından bir sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL'de yön yukarı 8.15 seviyesindeyiz şu an. Euro TL 9.60'a geldi. Dolar endeksi 93'ün hemen üzerinde. Euro dolar paritesi de 1.17.64 seviyesiyle. VIO 30 akşam seansı yatay 1.474'te. Bakalım gün içeri grafiğe dedik ya 8'in altını gördü. Bakın şurada 7.99'u dolar TL sabah saatlerinde yani ne zaman bu 12 civarında 11-12 civarında şöyle aşağı doğru geldi. 8'in altını gördü. Sonra kademe kademe yukarı hatta tarım dışı istihdam çok iyi gelince bir kademe daha belki yukarıya doğru gittik. 8.18'i gördük. Şu an 8.15 seviyelerinde bir dolar TL var. Borsa İstanbul'a bakalım. BIST endeksinde de bir 1424 günün en düşük seviyesi gibi görünüyor. 1438'e kadar sabah daha iyiydi borsa. Kapanış hafif yukarıda 1430 seviyesiyle. Tahvil faizlerinde biraz geri çekilme var. 19'lardan aşağı doğru geliyoruz. 18,5 efendim 2 yıllık tahvil faizimiz, 10 yıllık tahvil faizimizde 18.2'lik bir faiz görüyorum. Biraz olsun hafif hafif aşağı doğru geliyor. Bakalım efendim diğer cephede durum nasıl? MTA'da altında 1428 dolar. Gram altında 454 lirayı görüyorum. %0.8 yukarıda. Bitcoin'de 58.500 dolar. Petrol fiyatlarında da %3'lük yukarı hareketler görülmekte. 64-61,5 dolarla karşımızda. Efendim bugün Amerikan piyasaları kapalı ama biz Melike Ayan'ı bırakmıyoruz. Melike olmadan olmaz diyoruz. Keşke iyi bir haber için bağlansaydık ama Melike kongreden haberler var. Bir kişinin öldüğü, bir polis memurunun öldüğüne dair haberler geldi. Nedir durum? Neden böyle bir aksiyonla yeniden kongre gündemimizde? Evet aslında gündemde değil yani. Gerçekten ABD'de başlıkları... Ana başlıkları bile bulan o kadar önemli bir haber niteliğinde değildi. Ta ki tabii bir ofis ya bir polisin hayatını kaybetmesine kadar. Çünkü şimdi bu kişinin terörizmle alakalı olmadığı düşünülüyor. Ve arabasını Capitol binasına sürüyor. İki tane de orada polis yaralanıyor. Fakat dediğim gibi... O kadar hızlı sürüyor ki airbag bile o anda patlıyor. Şimdi zaten 6 Ocak'tan beri orası ağır güvenlik altında. Bunun böyle yapılmasının sebebi henüz bilinmiyor. Bir kişi tutuklu şu anda. Söylenilen Şef Yogananda Pittman'ın söylediği o. Dediğim gibi iki polis hastaneye kaldırıldı. Bir tanesi hayatını kaybetti. Ve yani tabii borsa hiçbir etkisi olmadı. Sadece bir hani critical incident yani önemli bir kaza. Olarak geçti ABD medyasında da. Fakat dediğim gibi Allah'tan sadece bir hayat kaybı var. Diğerinin durumu şu anda meçhul fakat kontrol altında. Zaten Kapitol binası da kapatıldı tekrar. Lockdown'da yani kapatıldı çünkü güvenlik tehdidi var. Onun dışında da yani henüz başka bir haber yok. Sadece terörizmle alakalı olmadığı söyleniyor Barış. Peki terörizmle alakalı değilse normal bir sıradan olay gibi Amerikalılar da yorulmayan kaza yani. Peki. Hani önemli değil o kadar. Peki. Melike çok teşekkürler değerlendirmelerin için. İyi tatiller diliyoruz. İyi hafta sonları. Dönüyoruz stüdyomuza. Murat Sağman bu akşam bizlerle. Sağman hoş geldin. Hoş bulduk Barış Esen. Çok formda görüyorum seni. Ne yapalım? Formda kalmaya çalışıyoruz. Bu gündemde formda kalmazsan zaten kaybedersin. Evet aynen. Yani böyle bir gündemde
Çok zor yani. Değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Adresimiz ekranlarda @bloomberg.com.tr. Twitter'dan hem Murat Sağman'a, yine Murat Sağman artık ya başka kişi olmadığı için. Hem Murat Sağman'a hem de Murat Sağman'a. Yani bana da mesajınız varsa Murat Sağman'a sorunuz varsa alabiliriz. Hem Murat Sağman'a hem Barış Esen'e mesajlarınız varsa diyeyim. Bize gönderebilirsiniz. Adresimiz ekranlarda. Şimdi çok güçlü bir Amerikan verisiyle karşı karşıyayız hocam. Evet. İşin şakası bir tarafa. Neredeyse 1 milyona yaklaşan tarım dışı istihdam artışı. Amerika çok güçlü geri dönüyor dedim ben. Ne dersin? Sözü sana bırakayım. Amerika ile başlayalım. Valla şöyle söyleyeyim. Bir kere pandemi olmasaydı muhtemelen Trump şu anda başkandı. Onu söyleyeyim. Biliyorsun pandemi öncesi Trump çok öndeydi. Pandemiyi iyi yönetemediği için Biden seçimi kazandı. Biden da pandemiyi de Trump'a göre çok daha iyi yönetti. Özellikle biliyorsun bu aşılanma konusunda Amerika çok önde, çok gelişmiş, çoğu gelişmiş ülkelerden çok daha önde gidiyor. Ve bu yavaş yavaş da ekonomiye yansımaya başladı. Zaten bunun yansımasını 10 yıllıklarda görüyoruz. Değil mi? Yaklaşık bir aydır sen her akşam işte anlatıyorsun 10 yıllıklar. Bugün de tekrar yükseldi. Biraz önce baktım sanırım 1.71'lerdeydi. 1.77'yi gördü. Yakın zamanda. Yakın zamanda. Şimdi tekrardan bir yükseliş başladı. Şimdi bunun anlamı nedir? Bir kere bizim için kötü haber. Onu da söyleyeyim. Yani bugünkü o gelen tarım dışı istihdam bizim için, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için kötü haber. Çünkü Amerika çok daha hızlı toparlanacak gibi gözüküyor. Yani onun belirtileri var şu anda. 1.72 şu anda 10 yıllık. Bu da tabii enflasyonu arttıracak. Yani benim son dönemde okuduğum raporlarda 3 bekleyen var enflasyonu Barış. Yani biliyorsun Fed ne diyordu? Hedefi 2 idi. 2.5'a gitse bile ben ortalamaya bakarım diyordu. Şimdi 3 falan enflasyon beklentileri geliyor. Şimdi Amerika'nın çok hızlı toparlandığı bir yerde 2.5-3 enflasyon geleceği bir yerde 10 yıllıklar burada kalmaz. Onu söyleyeyim. Yani Fed faizi artırmaz ama piyasadaki tahvil faizlerinin yukarıya gitmesi sorun olabilir diyorsun. Sorun olabilir. Bu yani biliyorsun 2 falan hedefti. Yani 2'ye kadar. İkinci çeyrekte 2 olur diyor analistler. Credit Suisse. İkinci çeyrekte Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %2 seviyesine gelir diyor. Vallahi keşke inşallah 2'de durur. Yani bu gidişte yani bu Amerika'nın çok hızlı toparlanmasıyla birlikte inşallah 2'de durur. 2'nin üzerine gitmesi şu anda işte 1.70 işte 1.77 1.80'lerde bir yerde böyle bir direnç var. Oraya da kırarsan muhtemelen 2'ye gider. Bu 2'ye gittiğinde dolar endeksi de bu muhtemelen güçlenecek. Bu da zaten ya burası ama bir dakika ben seni abi öyle bir senaryo anlatıyorsun ki. Sen verdin rakamı. Tarım dışı istihdam rakamı. Bir yaklaşık 1 milyona yaklaştı diyorsun. Çok hızlı toparlanıyor Amerika. Sen Amerika'nın 10 yılını 2'nin üzerine götürdün. Dolar endeksini güçlendirdin. Bu gidişte öyle. Ya bu gidişte budur. Yani Amerika bak bu sene tarihinin en büyük büyümelerinden, en yüksek büyümelerinden birini yakalayabilir. Amerikan ekonomisi. Evet. Yani %6, 7, 8 falan gibi büyüyebilir. Çin gibi yani. Aynen. Yani bu sene Amerika Çin'i bile geçebilir ama yani Çin de fena büyümeyecek bu sene ama hani Çin'le rekabette şu anda. Çünkü dediğim gibi şimdi aşılanma çok hızlı gidiyor. Amerika, nerede? Amerika'da çok hızlı gidiyor. Şimdi, Avrupa'da öyle değil çünkü. Şimdi bir de Amerika biliyorsun Amerikan ekonomisinin %70'i tüketim. Tüketimle dönüyor. Amerika biliyorsun çok hızlı toparlıyor. Hatırlıyorsun 2008 krizi oldu. Amerika'dan çıktı kriz. Herkes işte Avrupa falan dağıldı. Amerika çok hızlı toparlandı. Şimdi öbür tarafta her zamanki gibi Avrupa'da kaos olduğu için yani aşılanma bir türlü koordine olamadılar biliyorsun yavaş aşı çok gecikti. Hep yavaş davranıyor. Aşıladı ya. Yavaş, ekonomik toparlanmada yavaş. Yavaş. Her şey yavaş. Sen biliyorsun Fransa'yı. Ya. Nedir aşılama? Çok yavaş. 4 hafta daha kapattılar. 4 hafta kapattılar. İşte Almanya da kapatıyor. Yani yavaş gidiyor. Orada İngiltere fena değil. Yani baktığın zaman ama o da Avrupa'nın dışına çıktığı için evet. Neyse hala Avrupa diyoruz. Onun için Amerika çok daha hızlı toparlanacağı için muhtemelen bir sermaye girişi olacak Amerika'ya. Borsalar zaten bunu fiyatlamaya başladı.
Ama dediğim gibi çok hızlı büyüyen bir Amerika'da tahviller burada kalmaz. Dolar endeksi burada kalmaz. Bunlar bizim için, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için maalesef iyi bir haber değil. Peki ne olacak? Yani şunu konuşalım. Daha böyle bize yumuşak bir geçiş senaryosu versen Murat Sağma. Şimdi istihdam gerçekten güçlü dedik. 660 bin beklenirken 916 bin geliyor. Dolar endeksi 93'ün üzerine doğru artık zorlamaya başladı. Ve aşılamadan bahsettin, onu görüyoruz. Toparlanmaya dönük beklentiler ortada. Bize daha bir yumuşak geçiş gelişmekte olan ülkeler için, TL varlıklar için daha öyle ne diyelim, bizi yormayacak, bizi üzmeyecek, bizi hırpalamayacak bir senaryo çizsen. Şey mi dersin yani, Barış artık ya geldi birlerin altından 1.70'e, artık Amerikan 10 yıllık o kadar kolay kolay yükselmez mi dersin? Ya Barış, o kadar yeni para basılıyor Amerika'da, dolar endeksi artık bu kadar zayıflamaz mı? Yani daha böyle bize, bizim moralimizi düzeltecek, bize umut verecek, bizi rahatlatacak bir senaryo yok mu? Şimdi 1.9 trilyon dolar biliyorsun paket geçti. Şimdi 3 trilyon... 2.2 de geldi. Şimdi bu neredeyse biliyorsun 2. Dünya Savaşı'ndaki daha yüksek bir şey, bir paketler serisi. Evet. Şimdi bu ne demektir? Bu Amerikan ekonomisinde bol likitte artıyor. Zaten Fed genişlemişti. Şimdi kamu maliyesi de genişliyor. Bunlar tabii ki ekonomiye etki yapacak. Yani bu kadar paranın olduğu bir yerde mutlaka arkasından bir enflasyon gelecek. Yani yumuşak geçiş nasıl olabilir? Onu düşünüyorum. Yani tamam, Fed faiz arttırmayacak herhalde. Arttırmayacağım diyor. Daha ne desin? Ya bak bir şey söyleyeyim. 2023 tamam bekleniyor ama. Ya... Fed faizi arttırmayacağım diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faizi indirmeyeceğim diyor. Evet, güzel geçiş oldu. Biraz çok sert geçiş oldu ama. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ben öyle anlıyorum. Yani Sayın Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanımız, ey piyasa yanlış düşünüyorsun. Benim hemen Nisan'da koştura koştura faizi indireceğim mi konusunda yanlış bir algılama var diyor. Bloomberg'e verdiği röportaj bu. Evet. Fed de diyor ki ey piyasa yanlış düşünüyorsun. Ben de koştura koştura faizi artırmayacağım diyor. Yanlış mıyım? Biri öyle biri böyle hocam. Şimdi evet, yani şimdi o iletişime çok Fed çok dikkat edecek. Hatta biliyorsun sen, ya ben Fed Başkanı'yla böyle bir webinara davet edildim birkaç ay önce. Orada soru da sorma imkanı buldum. Yani orada çok böyle enteresan 2008'e, 2013'e falan çok çok ders almış Amerika o iletişimden. Özellikle hatırlarsın 2013'teki o iletişimden. Yani Fed faiz arttırmaya başlasa bile ya bunun iletişimin üzerine bence çalışıyorlar şu anda. Ya yani şu anda bile çalışmaya başladılar. Çünkü o geçiş çok kolay olmayacaktır. Şimdi tamam 2023'te bekleniyor. Peki ekonomi çok hızlı ısındığı bir yerde. Çünkü şimdi pandemi sonrası çok ciddi dünyada bir talep patlaması olacak herhalde değil mi? Yılın ikinci yarısından itibaren böyle bir beklenti var. Şimdi böyle bir yerde tahvillerin işte 2-2.5'a geldiği bir yerde, enflasyon çok yükseldiği bir yerde. Sonuçta sadece bizde değil, Fed'in de biliyorsun fiyat istikrar hedefi var. Yani bu enflasyon hedeflemesi sadece bizde değil. Fed'in başka bir ayrıcalığı var. Onlar büyümeyi de destekliyorlar. Onun için şimdi 2023'ten önce şu anda beklenmiyor. Ama ekonominin çok ısındığı bir yerde belki de öne çekebilir. Bilmiyorum 2022'ye kalabilir mi? Ama ya, piyasalar bunu bir şekilde bir yerde fiyatlamaya başlar. Şimdi biraz başladı bu fiyatlama. Ama yılın ikinci yarısında daha sert fiyatlama da görebiliriz. Yani Fed'in 2000... Yumuşak senaryo yok anladığım kadarıyla. Yani yumuşak senaryo tekrar işte pandeminin geçmemesi, talebin azalması, ekonominin çok yavaşlaması tekrar. Böyle bir senaryo var ama şu anda gelen verilere baktığın zaman bir Amerika tarafından bahsediyorum. Evet. Bir toparlanma var. Peki Fed bilançosu 7.7 trilyon dolara. Evet. Son 5 yıl müthiş bir genişlemeyle karşı karşıyayız. Yani işte 2008'de bu 800 milyar dolardı. Yani bir dördü bulduk. Geçen sene hatırlarsın Mart'ta. Evet. Dördün altına geldik. İşte dörtten işte 7.6'ya geldik. Yani bu kadar genişlemeyle arkasından talebin de gelmesiyle birlikte bir enflasyon göreceğiz. Peki şimdi gelelim gelişmekte olan ülkelere. Türkiye yavaş yavaş geliyorsun bakıyorum. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Evet.
Şimdi bütün gelişen ülke para birimlerinin bugünkü tablosu ekranlarda. Bu tabloda Türk lirası en aşağıda. Polonya lirası, Macar forinti falan diye gidiyor. Buna mesela Murat Sağman, şöyle Merkez Bankası başkanımızın değişim sürecinden itibaren alsam 19 kapanış ile birlikte yapabilirsin. %11,5 %4. Çok ciddi bir fark. Daha kötüydük biliyorsun yani 14'lere doğru gelmiştik. Şimdi evet. 8.45'ten toparladık. Şimdi evet. Bugün mesela yine çok enteresan bir tablo. Yani 8'in altını da görüyor. Evet çok 8.18. Başta çok güzel söyledin. Bu nasıl bir kararsızlık? Üstelik diyoruz ki yabancı yok. Piyasa mı sığ, yerli mi? Burada bir başka ne oluyor kur cephesinde? Şimdi yabancı yok da yerli var Barış. Yani bugün evet yabancı yoktu tatil. Avrupa evet. Amerika. 8'e geldi. Bir sarktı altına. İşte 7.98'e. Ondan sonra tekrar yukarıya gitti ki çok da şaşırmıyorum gün sonuna doğru. Çünkü hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu ne var hocam? Yani hafta sonları biliyorsun. Hafta sonu evdeyiz. Hafta evet. sonu bir risk hafta yok sonları ki. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Tabii yani hafta sonları hiçbir şey olmuyor değil mi? Yani hiçbir haber gelmiyor. Değişiklikler olmuyor. Yani gece yarısı desen anlayacağım. Orada şeye bakıyorum. Sen sabah kalktığında... Yok sabah değil ben gece yatmadan bakıyorum. Tamam da... Onu görmeden uyuyamıyorum. Şimdi yani hafta sonu riski var. Yani iki kere oldu işte biliyorsun. Daha önce Sayın Uysal, işte Sayın Albayrak. Şimdi de Sayın Ağbal gitti. Sayın Kavcıoğlu geldi. Tamam. Şimdi bu hafta sonu olabilecek biliyorsun kabine. Ya bir şey diyeceğim abi. Çok yani öyle ben şimdi izlediğimiz diyor ki Murat Sağman'ı sıkıştırmayın. Şimdi nasıl sıkıştırmayayım Ahmet Terzioğlu Bey? Nasıl sıkıştırmayayım? Diyor ki bir gece yarısı işte baktım şimdi ne olacak yani? Hafta sonuna giriyoruz. Ya hafta sonu bu yine mi Merkez Bankası başkanı değişecek? Yani öyle mi diyorsun ki sanki şey diyorsun. Yine böyle sanki abi, hayır, ne olacak? Yine mi Merkez Bankası başkanı hayır, değişecek? Hayır yani şimdi bir kabine biliyorsun yani bugün bana 37. kabine geldi. Yani kabine. Kabine Toto dediğimiz oldu. Evet. Yani kim değişiyor? 36-37 tane kabine oldu şu ana evet. kadar. Bu hafta sonu artık gerçekleşebilir gibi yani bu gece gelebilir diye bekleniyor. Hep bir bekleniyor da. Şimdi bence evet. kimse bilmiyor hocam. Ya kimse bilmiyor ama yani ya olacaksa sanki bugünlerde yani olacaksa bu gece olur çünkü biliyorsun devir teslim var hafta sonu pazartesi de yeni kabine toplantısı. Ne ilgisi var piyasayla kurla kabinenin yani değişsin kabine yani ne işte olacak? Kim gelecek işte kabine nasıl ekonomiye kim olacak sanırım Berat Albayrak geliyor mu gelmiyor mu? Bilinen isimler mi gelecek? Piyasa dostu kişiler mi gelecek? Bu işte Sayın Mehmet Şimşek konuşuluyor. Geliyor yani böyle dedikodular çıktı bugün. Yani onun için bir bak belirsizlik var. Yani şimdi piyasa belirsizliği sevmez Barış. Şimdi biliyor muyuz? Sen biraz önce söyledin. Kimse bilmiyor diyorsun. Kimse bilmiyor. O zaman bir belirsizlik var. Ben şunu da anlamıyorum. İşte böyle büyük gazetelerimizin diyelim. İşte AK Parti'ye yakın olarak bildiğimiz yazarları diyor ki tamam bu hafta şey bugün diyor değişiyor. Onların yazdıkları da çıkmıyor. Ya zaten yani doğru mu? Yani kabine değişti, değişecek diye yazdılar, çıkmadı. Ya zaten, değişmedi. Doğru. Bence ya, kimse bilmiyor. Bir kişi ya sadece Sayın Cumhurbaşkanı biliyor yani evet. yeni sistemde zaten tek karar verici. Bunun piyasayla yani doğrudan kurla, borsayla, faizlerle yabancının bakışıyla ne ilgisi var? Biraz daha açalım. Ya şöyle tabii şimdi özellikle tabii Sayın Ağbal değişikliği çok önemli bir değişiklik. Yani Ağbal'ın görevden alınması. Tabii çok önemli Merkez bir değişiklik. Bankası. Evet yani çünkü bir kredibilite başlamıştı. İşte 4,5 ay işte bir kredibilite inşası başlamıştı. Yabancı yatırımcılar inanmaya başlamıştı. İşte biliyorsun işte 16 milyar dolar swap'tan para geldi. 4 milyar dolar. Hisse senedi ve tahvilden geldi. İşte onun bir kısmı hisse senedi ve tahvilden çıktı. İşte swapların herhalde yarısı çıktı. Büyük bir değişiklik oldu. Yani şöyle bir değişiklik oldu. Kişi bazında konuşmuyorum. Yani bugün Sayın Başkan burada ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü çok değişiklik. Yani 22 ayda işte 4. Merkez Bankası Başkanı. Ben 1931'den beri baktım. Son 2 yıla kadar ortalama 4 yıl kalıyormuş Merkez Bankası başkanları. Hani dışarısına zaten karşılaştırmayalım. Biliyorsun Amerika'da 19 yıl kalan bir başkan var yani 1987-2006. Alan Greenspan 4 Amerikan başkanıyla çalıştı.
Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız son iki yılda dördüncü başkanla çalışıyor. Şimdi bunlar belirsizlik. Yeni kabinede... Neye bakacak piyasa? İşte kimler oluşacak? Ekonomide kimler gelecek? Bilinen isimler Hazine olacak? Hazine Maliye Bakanlığı ayrılır mı? Bazı dedikodular var. Sayın eskisi gibi Berat Albayrak geliyor mu, dönüyor mu, dönmüyor mu? Onunla ilgili tamamen bir şey yok. Tamamen bir konsensüs yok. Piyasa ona dikkat edecek. Bir belirsizlik sonuçta. Yani o kabine değişikliğinden sonra muhtemelen işte fiyatlamalar tekrar oturacaktır. Ama ya bu gece bekleniyor. Pazartesi de fiyatlamayı göreceğiz. Pazartesi günü yine galiba Avrupa kapalı ama Amerika açık olacak. En azından fiyatlama daha çok öğleden sonra olur. Peki. Dış taraftan. Bir ekranlara Nuri Sevgen'i getirelim. Nuri Sevgen'in bir değerlendirmesi var. Nuri Sevgen'i dinledikten sonra devam edelim. Sonra bir araya gidelim. Nuri Sevgen'i dinleyip bir aramız var. Tabii ki. Aramız bol. Önce ilk aramızı verelim Nuri Sevgen'in ardından. Tam Bey talk show ve ekonomi programı olsa trendten düşmezsiniz demiş. Yani zaten Asaf Hoca'nın kulağını çınlatalım. Evet ya Asaf Hoca. Ne der? Show business der. Evet aynen. Yani burası sonuçta ben... Biz bir anımı anlatayım. Anlat. Sen biliyorsun üçümüz çok yayın yaptık. Evet. Bir keresinde Asaf abim benim Galatasaray Lisesi'nden çok değerli abim Asaf hocamız. Sen de vardın. Dedi ki arkadaşlar dedi bu ekonomi programı ama öncelikle show business diye çok bir de anlatış tarzı. Asaf hocaya selamlar. Analımına selamlarımızı yollayalım. Barış Bey Norveç'te mi yaşıyorsunuz demiş bir izleyicimiz. Niye şaşırıyor? Sana hep takılıyorlar Barış. Takılsınlar. Alıştım ben. Peki. Benim şaşırmama izleyicimiz şaşırmış. İzleyicimiz daha alışamamış anladığım kadarıyla. Bir araya gidelim. Nuri Sevgen'i dinleyip sonra buradayız. Biden yönetimi eski kimliğine getiriyor Amerika'yı. Ve burada da Janet Yellen Amerikan dolarının güçleneceğini söyleniyor. Güç söylüyor. Güçlü Amerikan doları çok önemli çünkü Amerika denilen gücü elinde tutan varlık Amerikan dolarının gücüdür. Amerika'nın eski dışişleri bakanlarından önemli birinin söylediği bir laftı. Petrolü kontrol eden bölgeyi, parayı kontrol eden dünyayı kontrol eder diyor. O yüzden Amerikan dolarının dünyada gücü artacaksa gelişmekte olan ülke paralarında Amerikan dolarına karşı değer kaybı olasılığı kuvvetli. Şimdi bu dönemde baktığınız zaman Amerika'da özellikle 2 trilyon dolarlık daha bir paketten bahsediliyor. Bunlar Merkez Bankası'nın borçlanma paketleri değil. Merkez Bankası piyasaya likidite vermiyor. Amerikan hazinesi bizzati tahvil ihraç edecek. Tahvil faizlerinin yükselmesi sebebi bundan zaten. Çünkü bir şeyin arzını arttırırsanız fiyatına değer kaybettirirsiniz. Arz ve talebin kesiştiği yerde oluşan fiyat aşağıda oluşur. Doğal olarak da Amerikan tahvil faizleri yukarı doğru gidiyor. Hatta bu gelecekte bir enflasyonist beklenti ortaya çıkarmaya başladı ki enflasyonu bizim anladığımız gibi bakmıyor onlar. Onların baktığı enflasyon ne kadar çok insan istihdam edilirse o istihdam kaynakları doğal olarak tüketimi arttırır. Tüketim enflasyonu ülke için en büyük sıkıntıdır noktasına gidiyorlar. O yüzden ileride belki trene basma noktasına gelir mi gelmez mi ona bakacağız. Yani dünyada büyük bir ısınma var. Bunun ısınma temellerini Amerika tarafında görüyoruz. Bu doğal olarak önümüzdeki dönemde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de yansıtacaktır ki bizim özellikle son dönemde finansmanda özellikle yurt dışı finansmanda maliyetlerimizi göz önüne aldığımızda önemli bir çalkantıda sıkıntı yaşayabileceğimiz anlamına geliyor bu. Amerikan ekonomisi bu yıl tarihinin en yüksek büyümelerinden birini kaydedebilir. Hatta Çin'i bile geçebilir dedi Murat yani, Salman. Yani Çin'i evet yani ama iyi rakip yani. Valla geçebilir yani çok acayip bir topar ama Çin de iyi toparlıyor tabii yani. Geçelim içeriye. Evet. Şimdi içeride... kur, dolar TL'de yerlilerin ciddi bir satışı olduğu geçen haftanın verilerinden anlaşıldı. Döviz tevdiat hesapları Merkez Bankası'nın verilerine göre 8 pariteden arındırılmış. Parite etkisi arındırılmış, temizlenmiş. Böyle net yani. Net. Fileto halinde bir balık gibi kılçıkları ayıklanmış. 8.1 milyar dolar döviz tevdiat hesabında geri çekilme oldu. Bugün Yiğit Bulut Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı, ekonomi başdanışmanı diyor ki yerlilerin döviz satışı 11 milyar dolara ulaştı diyor. Şimdi vatandaş
döviz tevdiat hesaplarını azaltıyorsa, biz dolarizasyon bitti, dolarizasyonun sonuna geldik, doların Sayın Yiğitbulut'un ifadesiyle belini kırdık diyebilir miyiz Murat Sağman, ne dersin? Şimdi şöyle bir durum var Barış. Şimdi yani şimdi yüksek maliyetten alanlar var. İşte 7'lerden alanlar var. 7,5'larda alanlar var. Bir kısmı da evet sattı. Doğru. Merkez Bankası verisi 8,1 milyar dolar. Ya yani sattı, doğru şu. Şöyle bir satış var. Yani bu trendin devam edip etmeyeceğini soruyorsun. Şimdi 19 faiz var. Yani 18-19 faiz var şu anda. Biliyorsunuz stopaj avantajı da uzatıldı. Mayıs'a kadar 31 devam. Mayıs'a kadar uzatıldı. Şimdi TL'de iyi bir getiri var. Şimdi tabii enflasyonu bekliyoruz. Enflasyonda konuşuruz, pazartesi açıklanacak. Şimdi aşağı gelmesi çok kolay değil. Yani bugün denedi, 8'leri denedi. Aşağı gelmesi çok kolay değil çünkü... Bu bir şey soracağım. Bu vatandaşın döviz satışı ya da döviz mevduatlarının azalma hikayesi devam ederse daha da aşağı gelme ihtimali yok mu? Ama şimdi yabancı çıkmak isteyen bir miktar daha yabancı var. Nereden biliyoruz hocam yabancının daha çıkmak istediğini? Bir miktar daha çıkmak istediklerini biliyoruz. Yani böyle özellikle bu Sayın Ağbal değişikliğinden sonra çok ciddi bir güven kaybı oldu. Sayın Başkan, bir şey soracağım. Şimdi Sayın Başkan, yeni Başkan Kavcıoğlu, ben dedim ki dün bu haftaki yayınlarda, ben Sayın Kavcıoğlu yeni Merkez Bankası Başkanımızın açıklamalardan adını silsem, evet, altına bir oyunla, bir efendim Photoshop'la Naci Ağbal koysam, evet, aynı açıklamalar. Aynı. Hiçbir farkı yok. Aynı, ben de. Hatta belki daha da şahin neredeyse. Şimdi bu söylem aynı. Faiz aynı. Merkez Bankası aynı. Hocam nedir bu yabancıların güvensizliği diyorum ben de o zaman. Yani aynı söylemler. Tamam. Faizi indirmeyeceğim bile diyor üstüne. Tamam. Nisan ayında yani bu söylemi aldı piyasa. Ne değişiyor? Tamam. Peki o zaman Sayın Naci Ağbal niye gitti? Sayın Uysal niye gitti? Sayın Çetinkaya niye gitti? Yani aynıysa her şey. Şimdi o zaman diyorsun neden Merkez Bankası başkanı değişikliği oldu? Bence kişilerden bağımsız konuşmak lazım. Sen de öyle yapmaya çalış. Yani kişilerden, yani burada kişileri konuşmuyoruz. Burada konuşulan, yani 22 ayda 4. başkan Sayın Kavcıoğlu, evet, mesajları net. Sen yatırımcılarla toplantısına da katıldın. Evet, ben de dün katıldım. Evet. Başkanı söylediklerimizi da söylemiyor mu? Yani evet, ben faiz indireceğim falan demiyor çünkü. Demedi. Ya, evet, yani merkez bu kadar açık, zaten Merkez Bankası başkanları açık açık da söylemezler ama sinyal verirler. Böyle bir sinyal yok. Evet. Fakat evet, Sayın Kavcıoğlu açıklamalarını yapıyor. Fakat Sayın Başkan bir ay sonra orada olacağı garantisi var mı? Yani onu da bilmiyoruz. Ya, belirsizlik orada. Yani şimdi Merkez Bankası başkanların devamlı değiştirecek yerler, yani şeyler değil, pozisyonlar değil Barış. Ya biraz önce yurt dışından örnek verdim işte. Gelişmiş tamam ülkelerde. Ya söyleme gelelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Güven diyorsun. Şimdi bak, evet, Merkez Bankası'nın elinde, ben geçen gün hatta sosyal medyada paylaştım. Aslında Merkez Bankası'nın 4 tane büyük böyle enstrümanı var. Yani silah diyelim. Birincisi faiz. İkincisi rezerv. Üçüncüsü kredibilite. Güven vermesi. Dördüncüsü de bağımsızlık. Bağımsız olması. Şimdi bu 4 tane silahına baktığın zaman sen diyorsun ya, niye güven? Şimdi rezerv malum. Yani eksi işte 30-35 milyar dolar. Rezerv konusunda bir şeyimiz yok. Silahımız yok. Eksi deyiz orada. Bağımsızlık konusunda artık Merkez Bankası'nın bağımsız dememiz mümkün değil. Son dönemde yaşananlardan sonra. Kredibilite dediğin zaman, güven, kredibilite dediğin zaman tam kredibilite inşasına başlamışken bir başkan değişikliği daha oldu. Şimdi kaldı faiz. Elinde sadece faiz kaldı. Orada. Sadece faiz var. Ya başka yok. Diğerleri şu anda yok. Ama bu olamaz anlamına gelir mi? İşte Sayın Ağbal geldiğinde o 4,5 ayda
en azından o kredibilite sağlanabildiğini gösterdi. Gösterdi. Yani gelen raporlar. Şimdi mesela Sayın Kavcıoğlu da 4,5 ayda bu kredibilite yeniden onarabilir mi? Onarabilir. Ama piyasa ön yargılama. Sayın Kavcıoğlu da söylüyor. Bak, yani şimdi bölge verdiği röportaj açık açık ön yargı kelimesini kullanıyor. Nisan ama niye ön yargı Barış? Yazılarından da, sonuçta Sayın Kavcıoğlu'nun yazılarını herkes okudu. Ama yani, hocam o Yeni Şafak'ta yazdığı yazılar. Tamam, şimdi Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu. Tamam, şimdi yazdığı yazılar var. Başkan oluyor. O yazılar uygularsa başkan, hemen faiz indirimlerine başlamamız gerekirdi. Sayın Kavcıoğlu diyor şey ki. Sen böyle bekliyor musun? Hayır, ben beklemiyorum ama. Tamam. Yani tamam, ben beklemiyorum ama yani şimdi Sayın Kavcıoğlu'nun yazılarına baktığı zaman normalde işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncesiyle paralel faizi düşürürsen enflasyon düşer. Tamam. Şimdi bugünkü tabloda piyasa bunu şunu bekledi, yani acaba hemen bu modele mi geçeceğiz diye. Sayın Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın kurumsal kimliği çerçevesinde gereken açıklamaları yaptı. Ama o güven, kaybolan güven çok çabuk dönmüyor. Hatta çok böyle bir laf var biliyorsun, yani işte güven ruh gibidir, bedenden çıkınca geriye dönmez yani kolay kolay. Onun için hani o güvenin kazanılması, kredibilite kazanılması çok ciddi zaman gerekiyor. Diğer rezerv zaten malum problem var, bağımsızlıkta zaten sorun var. Yani ne yapmalı dersen, yani bir öneri. Onu konuşacağız ama merkez bankalarının başkanlarının mesela daha zor görevden alınması gerekir bence. Yani böyle bir düzenleme gerekir. Yani ne yapılması gerekiyor dersen. Şu an böyle bir diyorsun, mesela reform dönemi ya, işte hukuk reformu. Hemen yap, yani tabii. Ekonomide reform. O reform paketin hemen içerisinde böyle bir madde olsa iyi olurdu ya mu? Şimdi eskiden Merkez Bankası Başkanı üçlü kararnameyle görevden alınabiliyordu. Mesela Cumhurbaşkanı, işte Başbakan ve ilgili bakan. Şimdi mesela orada yani böyle bir düzenleme olsa belki de ilgili bakan ya dur bir yapmayalım falan diyebilirdi. Şimdi her şey bir kişi karar verince hızlı karar vermeye. Peki. Tamam, evet, hızlı karar veriliyor ama orada güvensizlik de yaratabiliyor. Onun için ben onu koyardım. 15 Nisan'da pas geçeceğini düşünüyorum net. Onda pazartesi bana günü enflasyon geliyor. Evet. Bizim anketimizden çıkan 16.1. 1 evet. 0.8 aylık diye günü kredi ki onda ekonomisti sanırım Gökçe Hanım, Gökçe Çelik 16.3'e çıkabileceğini söylüyor. Sizin anketten biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek. Gelecek olan enflasyon sonrasında yani istemeyiz, olmaz ama enflasyon görünümü beklentilerde de biraz bozulma sanki var gibi. Onu da takip ediyoruz. Kur çünkü hareketlendi yeniden. Burada mesela şunu sorsam ben. Gerektiğinde şimdi biz hep neyi konuşuyoruz? Merkez Bankası faizi indirir mi, indirmez mi? Merkez Bankası'ndan da Sayın Başkanlığı'na gelen mesajlar, ya merak etmeyin ben hemen koşa koşa hemen ilk toplantıda faiz falan indirmeyeceğim diyor. Çok güzel, anlaştı piyasayla diyelim. Yarın bir gün bizden kaynaklı olmayan, onu da söyleyeyim, Amerikan 10 yıllığı dolar endeksi. Aşılama bitti, Amerikan ekonomisi dediği gibi uçuyor kaçıyor. Hı-hı. Avrupa ekonomisi evet, çok iyi. Faizler tüm dünyada yükseliyor, faiz artışlarına gidiliyor, dolar endeksi güçleniyor, Türk lirası satışıyor diyelim. Evet. Böyle bir durumda gıdayı da ekleyen, bizden kaynaklanmayan, elimizde olmayan nedenlerle yani. Dış faktörlerden dolayı. Petrol gitti, gıda şoku yaşadık, bir şey oldu, evet, kuraklık oldu, şu bu. Gerektiğinde Merkez Bankamız faiz artışına gider mi, gitmesini bekler misin? Tabii ki bu biraz uç senaryo gibi, onu da söyleyeyim hani soruyu sorarken. Yani çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki. Beklenen yani faizlerin indirilmesi. Zaten Sayın Ağbal döneminde de faizlerin indirileceği yönde beklenti vardı. Bunu da söyleyelim. Ya şimdi bak, sizin ben duymadım. Yani niye Sayın Ağbal 100 bas puan yerine 200 bas puan arttırdı? İnsanlar birbirine sordu mu? Niye? Niye arttırdı 200 bas puan? Ben onun sebebini söyleyeyim mi? Niye? Enflasyon riski. Hı. Enflasyon beklenden daha yurt yüksek. Yurt dışından bir o dönemde bir. Onu 3 tane sebep var. Bak, bir ama enflasyon beklenden daha yüksek çıkan enflasyonlar, gerçekleşen ve beklenen daha yüksek. İkincisi 10 yıllık dalgası. Evet. Üçüncüsü de şimdi 100 bas puan yapsaydı o gün
kur 7.22'ye gelmezdi. Çünkü beklenti içindeydi zaten. 7.50'lerde. Yani 7.40, 7.45 olurdu. Pozitif bir şok verdi. Ya ben olsam mesela 150 yapardım. Belki 100 yapmazdım. Niye biliyor musun? O beklentinin üstünde olduktan sonra zaten o muhtemelen gelirdi ama 200'e karar verdiler. Tamam. Aslında kur şoku, yani bir şok verip kuru aşağı düşürüp orada rezerv tamamlama fikir, yani bu bir sonraki açıklanma aşama belki. Ha. Açıklanmadı resmi ama benim düşüncem 7.22 o hafta sonu Sayın Ağbal görevden alınmasaydı o hafta, yani geçen hafta o kur biliyorsun 6.80-85'lere gelirdi yani. Hı hı. Çok rahat gelirdi biliyorsun, 7.22'den kapanmıştı. Oralardan ben rezerv biriktireceğini ve o eksi rezervi tamamlayacağını, başlayacağını düşünüyorum. Düşünüyordum. Şimdi onun için şimdi bana sorduğun o soruyu ben dün sordum Sayın Kime? Başkan'a. Ha. Aynı soruyu. Tamamen aynı. Tamamen senin gibi. Benim yani, gibi mi sordun? Senin gibi sordum. Şey tamamen. Yaptın böyle. Hayır, senin gibi. Yani dış şoklar gelirse. Ne diyorsun Sayın Başkan? Hayır yani. Yani senin gibi, yani senin sorduğun formatta. Tamam. Dış şok, şoklar belirlenmeyen. Çünkü tamam. Şimdi nedir patika, beklenen enflasyon? 16-10, 16-20. Zirve diyelim. Zirve bir sonraki ay görebilir. Yani zirve Nisan enflasyonuna görebiliriz. Doğru, Nisan'da zirve. 16,5, 17 diyelim. Sayın Ağbal önden yüklemeli dedi. Yani ben... Onu da öngörerek. Bir sonra yapacağımı, şimdiden yapayım, kur şoku vereyim. Aşağı düşüreyim kuru, rezervi biriktireyim. Zaten bu enflasyon yükselecek. 10 yıllıklarda risk dedi. Şimdi ben o soruyu sordum. Evet, yani gerekirse şimdi iletişim şöyle yapılıyor. Merkez Bankası, yani yeni başkan tarafından. İşte merak etmeyin, indirmeyeceğim falan filan ama gerekirse arttıracağız cümlesi yok. Ya gerekirse daha sıkı para politikası uygularız diye bir açıklama yok ama benim aldığım, yani tüm meslektaşlarımla birlikte aldığımız cevap, yani kurumsal, yine Merkez Bankası'nın kurumsal kimliği altında ve yapılabileceğini, hayır denmedi yani, gerekirse arttıracağız tam olarak söylenmedi ama gerekirse böyle bir adım atılır. Senin görüşüne göre. Yani biz, bak bir şey söyleyeceğim. Hayır, hocam şimdi enflasyon, yanlışsan düzelt. Çünkü enflasyon 20 oldu. Bir şey söyleyeceğim Murat abi, de ki bak Barış yanlışsın de. Şu şöyle olmuyor mu bizde? Biz bunu çok yaşadık Türkiye ekonomisinde. Bizde kur gidiyor. Kura biz bakıyoruz, izliyoruz. Çok oldu. Mesela evet. O arada bir Merkez Bankası toplantısı geçiyor. Piyasa bekliyor ki ya merkez şöyle bir 100 bas puan yapıp bir kuru bir şöyle bir of, ufak bir rahat bir baskılar. Ama yapmıyor. Yapmıyor, geçiyor Merkez Bankası. Sonra bir daha kur gitmeye başlıyor. Hatta merkez niye yapmadı dedi, bir tur daha gidiyor. Sonra bir Merkez Bankası toplantısı daha. Acaba bu sefer yapacak? Yine yapmıyor. Kur bu sefer daha hızlı gitmeye başlıyor. Yapmıyoruz. Sonra son noktaya geliyoruz. 200 yetecekken 500 yapıyoruz. Gibi. Şimdi bu da çok yaşadık. Acaba böyle bir şey olur mu? Böyle bir risk var mı? Benim korkum, endişem bu. Neden? Çünkü bu durum bizi maalesef, yanlışsam düzelt, yüksek kur, yüksek faiz, hiç istemediğimiz iki şeyle karşılaştırıyor. Yani hem kur gitmiş oluyor, evet, hem de faizi bu sefer daha yukarıya çekmiş oluyoruz. Ya Sayın Ağbal görevde... Hocam Sayın Ağbal tamam. Tamam. Şimdi görevde kalsaydı, işte, niye Sayın Ağbal diyorum. Ondan önce Sayın Uysal da o. Yani o istikrarı, senin sorunun cevabı bu zaten. Yüksek kur, yüksek faiz diyorsun ya. O ancak bir istikrar olabilir. Gerektiği zaman faiz arttıracaksın. Enflasyon düşmeye başladığında, ki bence bu görev değişikliği olmasaydı muhtemelen kur işte 7'lere gelip rezerv, tekrar rezervle işte biraz daha yukarıya gidecekti ama yılın ikinci yarısında hani bir enflasyonda düşüş başlayacaktı ve herhalde son çeyrekte belki de bir indirim. 400 bas puana kadar yabancılar indirim bekliyordu. 19'u 15'e çeker diye Merkez yani Bankası. Enflasyon, yani 400 bas puan faiz indirimi vardı. Barış, enflasyon böyle faiz düşmüyor. Faiz indirim beklentisi var. Ya bu enflasyonu biz düşüremiyoruz ve bu şekilde düşüremeyeceğiz. Yani işte 2023'e aya gideceğiz. Ya aya gitmeden şu enflasyonu düşürelim ya. Herkes düşürdü Barış, herkes. Bizim gibi ülkelere baktığın zaman ne bizim sepettekiler,
İşte Güney Afrika değil mi? Brezilya, Endonezya, Rusya. Hindistan, Rusya. Hepsi düşürdü. Hepsi 5'in altına geldi. Yani sadece biz düşüremedik. İşte 3-5 ülke daha var. İşte Zimbabwe, Arjantin. İşte onları sayma zaten. Ya, hayır yani. Herkes düşürdü. Venezuela işte diğer saymak istemediğiniz ülkeler ama bizim gibi, bizim sepetteki ülkeler düşürdü. Ya nasıl düşürdüğüne bir baksak, çok formül çok zor değil. Ya herkes yaptıysa yeni bir şey icat etmek ya gerekmiyor. Bizim ama temel sorunlarımız var. Gıda sorunumuz var. İşte hal yasası diyoruz. Böyle bizde böyle ya, faizi şey söyleyeyim yüksel, ben. Enflasyon düşsün olmuyor ki. O ülkelerde de sorunlar var Barış. Sadece o sorunlar bizde değil. O ülkeler nasıl düşürdü biliyor musun? Ya ortalama 1,5 yıl sıkı para politikası uyguladılar. Biz yükseltiyoruz, hop birkaç ay sonra düşürüyoruz. Bunu yıllarca yapıyoruz. Niye? Çünkü hep seçim var. Hep parasal genişleme var. Şimdi şu an 2023'e kadar seçim yok. İşte onun için bir şans, ya yani şansımız vardı aslında. Ciddi belki hala vardı. 19 faiz hocam. Faiz inmedi ki. Öyle bir anlatıyorsun ki Murat Sağma. Sanki faiz indi. Faizi indirdik Nisan. Faiz 19. Peki 19'da kalabilecek miyiz uzun zaman? Birkaç, bir 6 ay daha kalabilecek miyiz burada? Ya burada bunun garantisi şöyle var, bir Barış. Açıklama var. Sağman yani, özür dilerim. Sözünü kesmiş oluyorum ama ben yine notlarımdan... Sen bakarken şunu söyleyeyim. Sen bak, söyle. Rusya, Brezilya gibi ülkeler ki evet. Brezilya'da biliyorsun bayağı siyasi sıkıntılar var. İşte Rusya'daki. Tamam. Şimdi onların bak onlar söyleyeyim. Da onlar da o söylemleri ifade ettiler. Ama yaptılar. Şunu söyleyeyim. Diyor ki Sayın Başkan yine Bloomberg'e verdiği röportajda para politikasında benzer ülkelerin reel getirilerini de dikkate alacağız diyor. Tamam. Şimdi benzer ülkeler Brezilya, Rusya, işte efendim Endonezya, tamam. Meksika neyse. Onların reel faizleri ne de bakacağız diyor. Biz evet. Kendi reel faizimize onlara yakın olacağız. Bakarken. Şimdi bunu da açıklıyor Sayın Başkan. Dolayısıyla burada diğer gelişmekte olan ülkelere çok fazla kopmayan enflasyonun üzerinde bir faizi de tutacağım diyor. Tamam işte onu, şunu demek istiyorum. Şimdi enflasyon 17'lere geldi. Çok çabuk düş... Şimdi kademe kademe yavaş yavaş düşüreceğim beklentisi var burada. Evet. Olabilir. Mesela bir önceleri hiç öyle olmadı. Şimdi bir seçim, şimdi bir seçim dönemine girersek biliyorsun siyasetçiler hep böyle düşük faiz ortamı isterler. İşte daha çok kredi yatırım, büyümesi. Kredi büyümesi. Şimdi yani o bir istikrar lazım. Yani uzun bir süre sıkı kalmamız lazım. İkincisi de Barış. Üç tane diyeyim. İkincisine herkesin inanması lazım. İnandırıcılık. İnandırıcılık. Üçüncüsü de ki beklentiler aşağı gelsin. Herkesin samimi olması lazım. Şimdi enflasyon şöyle düşer. Şimdi moda kelime var acı reçete. Şimdi enflasyon düşürmek de acı reçete. Çünkü yüksek faizde kalmak zorundasın. Enflasyon önce evet. Düşecek, kalıcı düşecek. Ondan sonra faizi indireceksin. Ama şimdi bu reel sektör için iyi bir şey değil. Siyasetçi için iyi bir şey değil. Yani buna ancak sabırlı ve samimi olmak gerekiyor. Peki. Ve uzun bir süre. Yani bu birkaç ayda olacak bir şey değil. Peki. Hamit Taşkın Bey, Barış Bey, Murat Bey'in çok üstüne gidiyorsunuz demiş. Sıkıntı var mı? Yok yani ben alışkınım. Aynen. Bence böyle güzel oluyor. Ne yapalım böyle şey böyle Murat Bey ne düşünüyorsun? Öyle program mı yapalım? Gideyim üstüne o da yanıt versin. Veremediğinde niye veremedin diyeyim. Barış böyle soru mu olur desin falan. Cuma akşamı ne yapalım? Böyle biraz daha hareketli yapmaya çalışıyoruz. Ömer Emeç'i dinleyelim. Bir ara sonrasında buradayız. Genel çerçeve itibariyle şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası burada atılacak adımlarla ilgili bütün adımları atmaya hazır. Piyasa kredibilitesinin oluşturulmasıyla oluşturduğu intibayı söylüyorum. Tabii ki adımları hep birlikte göreceğiz. Aksiyonları, pratik taraftaki yönetimi, execution'ı hep birlikte göreceğiz. Ama şu an itibariyle söylemler tarafında, planlar tarafında Merkez Bankası gerek iletişimle ilgili, gerek sıkı para politikasının duruşuyla ilgili, gerek işte daha önce çokça konuştuğumuz işte politika faizi, sadeleşme, şeffaflık bu noktalardaki duruşla ilgili bütün şeyi vermiş durumda, krediyi vermiş durumda aslında piyasaya.
Bu toplantıda onu söyleyebilirim. Ama bundan sonrası için dediğim gibi piyasa biraz daha beklemek, aksiyonları görmek, aksiyonları gördükten sonra hareket etmek isteyecektir. Özellikle bu yurt dışı tarafı için böyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışı tarafı bu noktada çok hızlı bir şekilde çıktılar. Belki yurt içi tarafında yine şöyle bir durum söz konusu oldu. Yani işte 7.90'lardan, 7.80'lerden, 7.70'lerden alan kişilerin kuru bir şekilde buradaki kayıplarını telafi etme durumu söz konusu oldu. Bu anlamda onların bekleyeceği bir tablo olacak. Ama yurt dışını ikna etmek biraz zaman alacaktır. Onu söyleyebilirim. Küresel piyasalara devam ediyoruz. Son bölüme girdik. Murat Sağman'la borsa konuşmadan olmaz. Borsa İstanbul'da dün mesela çok ciddi bir alım vardı. Bankacılık endeksinde %4'lere varan yükselişler bugün biraz daha yatay. Yabancı da yok. Borsa İstanbul'daki bu gelinen seviyelerin bir alım için fırsat olduğunu düşünüyor musun? Bankacılık endeksi niye bu kadar geride kaldı? Borsa yeniden yönünü yukarıya çevirecek mi? Çünkü yurt dışında risk iştahı oldukça açık. Şimdi notlarımı aldım. Ya bir kere aşağısı 1300-1350. Onda bir şey yok. Bugün kapanış bir açabilirsen 1430'lardayız. Evet. Şimdi yabancı artık çok azaldı biliyorsun. Yani artık borsamız yerli ve milli diyebiliriz. Biliyorsun yabancı payı 70'lere doğru gelmiş değil mi Barış, hatırlarsın. Şu anda %40'lara geldik. Ciddi bir yabancı çıkışı var. Bu dönemde de çıktılar 19 Mart'tan sonra. Ama yerli ilgisi var. Halka arzlardan bunu görebiliyorsun. Müthiş. Halka yani her halka arz Matrix'in de geldi. Çok ciddi bir talep olmuş. Hele bundan biliyorsun önceki TR ilaç. Evet. Ya 10 liradan çıktı biliyorsun işte. 70'e mi geldi? 70'e bakarız. Geldi hatta. Dün. Neyse. Bence borsa devam ediyor. Hayır yani öyle enteresan şeyler vardı. Spiller vardı. Neyse. Evet. 73. Yerli evet. Yani yerli ilgisi var. Kurumsal fonlar var. Kurumsal yatırımcılar biliyorsun son dönemde işte portföy yetim şirketleri, İşte bireysel emlak sistemi, bunlarda bir nispeten bir büyüme var. Kurumsal yatırımcılar var, yerliler var. Fakat hani bir trend yani bu trend böyle devam eder mi? Yükseliş trendinde miyiz? Bence bunu söylemek için erken şu anda. Bankacılık sistem, evet bankacılık hisseleri biraz geride. Tabii o biraz yabancıların olduğu hisseler biliyorsun. Onlar da şu anda çok fazla ilgi göstermiyorlar ama... Ne lazım borsanın yukarı gitmesi için? Daha yani hızlı. Borsaların... Yani bir kere faiz bir engel. Yani şimdi geçen sene Borsa İstanbul'da daha rahattı. Biliyorsun bir rakibi yoktu. Rakipsizdi. Evet. Şimdi bir rakip geldi. İşte kripto paralar da bir rakip. Yani hep böyle hani Borsa İstanbul'da rakipler bunlar. Ülkede büyüme gerekiyor. Yani ülke büyüyecek ki şirketlerimiz büyüyecek. Fakat büyümek çok kolay değil bu faizlerle. Orada soru işaretleri var. Şirketlerin iyi gitmesi gerekiyor. Ben borsa için böyle büyük bir trendten değil ama hisse bazında işte mesela borçluğu, şöyle TR ilaç 11'den evet. 73. Yani işte böyle hikayeler, bu tabii çok farklı bir hikaye ama işte borcu olmayan, döviz kazanan, nispeten iyi durumda olan, işte EBITDA'sı iyi olan, hikayesi olan şirketlerin ben iyi olacağını düşünüyorum ama borsa için tamamen bir yükseliş trendi başlamak ya da bir yükseliş trendinde demek için çok erken. Murat Sağman, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Akşam seansının biz kapanışına bir bakalım. Sonra haftaya ne konuşacağız onu ekranlara getireceğiz. Yiop 30 akşam seansında 1475 %0.1'lik bir yukarı hareketle kapandık. Haftaya efendim bakalım neler var. Pazartesi enflasyonu bekliyoruz.
En önemli veri önümüzdeki haftanın saat 10'da gelecek. Amerika'dan hizmetli Birleşik PMI, fabrika siparişleri, ISM hizmet endeksi, IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarını takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta salı günü Çin'den özel sektör hizmet PMI verisi, Euro bölgesinden işsizlik, reel efektif döviz kurunu, Amerika'dan açık iş sayısı, yine bir istihdam verisi ve Avrupa Birliği heyetinin Türkiye ziyareti ki önemli AB çıpası. Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararı çarşamba, Euro bölgesinden hizmet PMI, Türkiye'den hazine nakit gerçekleşmeleri, Amerika'dan ticaret dengesi ve G20 Maliye Merkez Bankası başkanları toplantısı var. Haftaya çarşamba. Önümüzdeki hafta perşembe Almanya'dan fabrika siparişleri, tahvil ve bonoya yabancının giriş ya da çıkışını gösteren veri ve döviz tevdiat hesaplarındaki son durumu öğreneceğiz. Amerika'dan her perşembe gelen haftalık işsizlik bağışı başvuruları da bizlerle olacak. Önümüzdeki hafta cuma Çin'den enflasyon, Almanya'dan sanayi üretimi ve yine Amerika'dan üfe verisini almış olacağız. Bizden bu akşam da bu kadar. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.